Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bilinç akışı, geriye dönüş ve iç çözümleme gibi tekniklere bakacağız. Dersimize başlamadan önce edebiyat için hazırlamış olduğum e-kitap uygulamasını videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak Google Play'den satın alabilirsiniz. 19. yüzyılda büyük gelişme sağlayan geleneksel roman anlayışı devam ederken 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yeni bir roman anlayışı ortaya çıkar. Aydınlanmayla birlikte oluşan, hümanizm ve demokrasi temelleri üzerine yükselen bir düşünce sistemi olan modernizm, birçok alanı olduğu gibi romanı da etkilemiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın insanlık üzerindeki yıkıcı etkileri modernizmin doğuşunda büyük rol oynamıştır. İnsan, yaşadığı dünyada hep acılarıyla baş başa kalmış ve yalnızlıktan kurtulamamıştır. Öyleyse insanın bu durumunu anlatmak gerekir, görüşünden hareket etmişlerdir. Modernist romancılar, geleneksel romancıların aksine kişilerin iç dünyalarını romana katmayı ve dün bugün yarından oluşan zaman zincirini kırmayı hedeflerler. Kişilerin anılarını ve bilgilerini, kafalarından neler geçtiğini, dillerinden dökülmeyip kalplerine gömdüklerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, İç konuşma ve iç diyalog gibi teknikleri kullanırlar. Sinemadan aldıkları geriye dönüş tekniği ile de keskin zaman zincirini kırmayı amaçlarlar. Bu teknikler sayesinde okuyucu hem karakterler hakkında daha doğru bilgiler edinir, hem de bugünün durdurulduğu, geçmişin araya girdiği iç işe geçmiş zaman ve olaylardan oluşan bir hikaye okur. Modernist romanlarda neden-sonuç ilişkisi ortadan kalkmıştır. Roman, en baştan başlamak veya belirli bir biçimde bitmek zorunda değildir. Yazar, insan dışındaki dünyayı yalın biçimde yansıtmaktan kaçınır. Geleneksel anlatımın dışına çıkar. Yer yer alegorik anlatımdan yararlanır. Kelimelerin çağrışım gücünden yararlanarak şiirsel bir dil kullanır. Tutunamayanlar romanının da başı ve sonu belli olan bir olay yoktur. Mekan, kişi, olay yerine bireyin iç dünyasına yönelme söz konusudur. Modernist yazarlar tek bir cümlenin bile atlanamayacağı bir yapı kurarlar. Bu yapı bilinçli kurgulanmış bir yapıdır ve okuru etkin kılar. Bu tür romanlarda en önemli tema yabancılaşmadır. Çoklu anlatıcı, çoklu bakış açısı da modernist romanların başka bir özelliğidir. Şimdi sizlerle modernist romanda anlatım özelliklerine bakalım. Anlatım teknikleri, yazarın duygu, düşünce, hayal, bilgi ve benzeri gibi dünyasını okuyucuya ilettiği en önemli araçlardan biridir. Hocam, modern anlatı türlerinde yeni anlatım teknikleri kurgulanmış, bu da anlatımda çeşitliliğin artmasını sağlamıştır. Evet, kesinlikle öyle. Vermiş olduğum bu bilgi için teşekkürler. Yazar, eserinin konusuna, temasına ve amacına uygun olan anlatım tekniklerini kullanarak okuyucuya ulaşmak ister. Modernist romanlarda özellikle bilinç akışı, iç çözümleme, geriye dönüş tekniklerinden sıklıkla yararlanılır. Şimdi ise sizlerle modernist romanda bulunan anlatım tekniklerine bakıyoruz. İlk olarak bilinç akışı tekniğine bakalım. Bilinç akışı tekniği özellikle psikolojik eserlerde kullanılan bir teknik olup, bireyin gizli yönlerini belirten etkili bir yöntemdir. Bu teknikle karakterin düşünceleri olduğu gibi ifade edilmeye çalışılır. Yazarlar, kronolojik zamana bağlı kalmaksızın insanın bilinçaltının derinliklerine inebilirler. Bilinç akışı tekniğinde karakterin kesik cümlelerle bir bütünlük içermeyen, çoğu zaman mantıksal çizginin dışına taşan karmaşası dile getirilir.
Kahramanın kafasından geçenler düzensiz bir şekilde çağrışımlarla farklı yönlere gider. Roman karakterlerinin anlattıklarının çoğunda geçmişle şimdiki zaman, gerçekle hayal, kendi iç hesaplaşmaları bir aradadır. Bu teknikte duygu ve düşüncelerdeki karmaşıklık dikkati çeker. Şimdi örneğimize bakalım. Sizlere uğramadan edemedim. Şehri çok güzel ve değişmiş buldum. Yeni taşındığınız evi bulmakta güçlük çekmedim. Oğlunuz çok büyümüş. İnşallah büyüyünce sen de Turgut amcan gibi mühendis olursun. Daha beter olsun. Nermin ne yapıyor? İyidir. Selam ve sevgileri var. İnşallah bir dahaki sefere onu da getiririm. Sen de derslerine çalışıyor musun bakayım? Kaşlarını çattı. Amcalar bazen kaşlarını çatar. Onlara güven olmaz. Süheyla'yı hatırlayacaksınız. Teyzemin gelini. Nermin'le birlikte geliniz bir dahaki sefere. Geliriz dedik ya, uzatmayın. Gitmiş kadar oldum. Şimdi de iç çözümleme tekniğine bakıyoruz. İç çözümleme, anlatı türleri içinde kahramanların iç dünyasının, duygu, düşünce ve hayallerinin yazar tarafından ifade edildiği bir anlatım tekniğidir. Bu tekniği kullanan yazar, mümkün olduğunca objektif olur. İç çözümleme tekniği, kahramanların tanıtımına yardım ettiği gibi, anlatımın gerçekliğe daha da yakın olmasını sağlar. Şimdi örneğimize bakalım. Turgut önündeki direksiyona belli etmek istemediği bir çekingenlikle bakıyordu. Kimse sezmeden, korkusunu fark etmeden bu inatçı ve onu tanımayan sertlikle nasıl uyuşabilecekti? Öğrendikten sonra, bütün zorluklar geride kaldıktan sonra vücudun her parçasında başlangıçta bu makine kadar kör ve inatçı olan direnmenin yumuşadığını, mümkün olduğunu gördüğü zaman yazık ki geçiş süresini unutuverir insan. Şimdi geriye dönüş tekniğine bakıyoruz. Geriye dönüş zamanın kurgusuyla ilgili bir tekniktir. Anlatıcı şimdiki zamandan önceki zamanlara giderek kahramanın geçmişinde meydana gelmiş bir veya birkaç olayını anımsatır. Geriye dönüş tekniği konusunun daha iyi anlaşılmasında, kahramanların tanıtılmasında ve olayların sebeplerinin ortaya konmasında anlatıcıya yardımcı olur. Şimdi örneğimize bakıyoruz. Üniversitede ders çalışırken de Selim arkadaşlarına böyle takılırdı. Kim çıkarmıştı bu sözü? Kenan çıkarmıştı. Yüksek matematikten Haziran'da geçince Selim'le bir olup etüt odasında çalışmaya çalışan Turgut'un başucundan ayrılmamışlardı. Kenan, Selim'in okulda tanıdığı ilk insandı. Turgut'un onları ilk fark ettiği gün sıranın üstüne bir şeyler yazıyorlardı. Şimdi de sizlerle postmodernizmde karşımıza çıkan bazı kavramlara bakıyoruz. Oyunsuluk, romanla yazma eylemi, yaşam okuma eylemi sanallaştırılır ve oyunlaştırılır. Her şey sanal düzleminde oynanan bir oyundur. Üst kurmaca, yazarın yazma eylemini kurmaca metnin bir parçası durumuna getirmesi, nasıl yazdığını anlatması ve roman içerisinde yazma eylemiyle ilgili sorunlar konusunda düşünce üretmesidir. Bu teknikte okur, metnin yazılma eylemine davet edilmiş olur. Metinler arasılık, yazar daha önce yazılmış metinlere gönderme ve alıntı yaparak onları parodi ve pastiş teknikleriyle daha önce üretilmiş metinleri doğrudan taklit etme amacından çok kişi ya da motif düzeyinde etkilenerek yaratacağı yeni metin estetik düzlemi için malzeme yapar. Kolaj, çeşitli metinlerden alınma türlü parçaların doğrudan doğruya bir metne eklenmesidir. Pastiş, bir yazarın dil anlatım özelliklerini taklit etmektir. Pastiş yapılırken orijinal eser doğrudan kullanılmaz. Üslup taklit edilir. Parodi, ciddi sayılan bir eserin bir bölümünü veya bütününü ele alarak, biçimini bozmadan, ona bambaşka bir özellik vererek, biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç bir etki yaratan yapıtlardır. Çoğulculuk, romandaki kişilere eşit mesafede olmak, onları yargılamamak, taraf tutmamak, bir görüşü dayatmamak,
romancının bir bilge edasıyla ders vermemesi demektir. Gülünç dönüştürüm, kendisinden önce yazılmış bir kurmaca metinle kurulan bağ, mizahi bir nitelik taşır. Yani ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bölümünü alaya alarak kullanmak ve metni gülünç bir hale getirmektir. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.